Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Yeni bir gazete programıyla karşınızdayız. Bizleri kanalt.com ve Kanal T'nin Facebook sayfasından canlı olarak takip edebilirsiniz. Birazdan bir Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Covid-19 salgını sonrasında özellikle talasemi hastalarında kan sıkıntısı yaşanmaya başlamıştı. Kan bankasında stokların azaldığı ifade edilmişti. Özellikle askerlerin ve öğrencilerin bu dönemde kan vermemesi, kan bankalarındaki stokların azalmasına neden oldu. Tabii bundan da en çok etkilenen talasemi hastalarıydı. Çeşitli kampanyalar düzenlendi. Siyasi partiler Gazi Mausa'da, Lefkoşa'da kan bağışı için çeşitli adımlar attılar. Gençlik kollarıyla kan bağışı kampanyası düzenlediler. Tabii bu her ne kadar bir nebze ihtiyacı karşılasa da bu noktada eksiklikler iyiden iyiye hissedilmeye başladı. İşte bu noktada konuşacağımız konuları Talasemi Derneği Başkanı Sayın Ahmet Varoğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Kendisi şu anda Skype bağlantısı ile karşımızda. Evet, Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Evet, sanırım seste bir sıkıntı var. Onu bir düzeltebilirsek. Duyuyor musunuz efendim beni? Ben duyuyorum sizi. Yankı yapıyor sadece. Ahmet Bey. Evet. Duyuyorum efendim. Evet Ahmet Bey, bu Covid-19 süreciyle birlikte bir kan bankasının stoklarında azalma olduğu ifade edildi. Çeşitli açıklamalar da yapıldı. Sizin tarafınızdan da açıklamalar geldi. Özellikle kan stoklarının azalması en çok talasemi hastalarını etkiledi. Bu noktada bu süreç nasıl geçti? Önce bir değerlendirir misiniz? Bu Covid-19 süreci talasemi hastaları için nasıl geçti bu 2 aylık zaman dilimi? Evet, tabii ki bugün 7 Mayıs. Ancak kan stoklarında ciddi anlamda hızlı bir şekilde düşüş olmuştu. Derneğimiz daha önceki dönemlerde de biliyorsunuz. Ve talasemiyaların yeteri kadar bulamadığından şikayetçiydi. Ama özellikle 13 hastada bu elimizdeki ve arkadaşlarımızın tedavileri stokların azalmasıyla ciddi anlamda durma noktasına gelmişti. O tarihten itibaren biz tabii açıklamalara başladık. Ciddi anlamda azalmaktır. Kan bankasında bağlantı olarak Kızılay'da etapta bir çalışma yaparak onların da rutin olarak diğerler kan bağış kampanyalarıyla ilgili bir geçtik. Bunun yanında tabii ki o dönemde pandemi hastanesi yani vatandaşlarımız korkuyordu, korkmaya başladı. Evet. Kan bankasına gelip kan ile ilgili. O yüzden Kızılay'ın da bağış almasını talep etti. Vatandaşlarımıza da kan merkezinin devlet dışında bir merkezde farklı bir noktada olduğunu güvenlik tedbirleri da gidebileceklerini ifade etti. Ve yavaş yavaş bu çalışmalar başlatıldı o dönemde. Tabii ki bizim bir kan ihtiyacı olan gruptan bahsediyoruz. 150 talasemi ve hemen her gün 12-13 talasemi merkezinde kan başlatıldı. Bu da günde en az 12 şişe eder. Bu yetersizdir ama bu dönemde birer ünite olsun almaları gerekiyordu. Bu yeterli olmadığı için kan çağrısı ve kan önemine dikkat çektik.
ve hemen gerçek olarak, talebimi yap olarak örgütlenerek sosyal medyayı ve kullanarak duyurduk. Özellikle bir grup ciddi anlamda bir bağlantı örgütlenmeye çalışmasına gelen birebir kan bağışlama çalışmaları yaptı ve hatta sosyal medyadan ve ertesi gün ve hangi grupta kan özellikleri ve sonra aldığımız geri dönüşümlerden sonra bağışçıyla temas edip onları kan merkezine gönderdik ve ilgili bekleyen arkadaşlarımıza kan bağışı sağladık. Bu hal daha bu şekilde devam ediyor çalışmalarla ilgili. Tabii ki Sağlık Bakanlığı çok yoğun çalışmalar yapmıştı bu dönemde. Biz tabii ki biraz kasadaki stokların onlara da bilgi verdik. Bunun farkındaydı. Olayın ciddiyeti nedeniyle biraz taraf Sağlık Bakanlığı daha yeni girişim yapmasında olduğunu görüyoruz. O yüzden bir kan bağışı kampanyaları düşünüldü belki ama bugün ve yarın itibariyle Sağlık Bakanımızın koyduğu bir kampanya başladı bugün. Evet. Bilemiyorum tabii bu kamuoyunda ama saat 10'la 16 arasında Boşa Türk Belediyesi'nde bakanlığın bugün yarın bir kampanyası devam edecek. Sayın bugün saat 10 ile 14 arasında Lefkoşa Türk Belediyesi'nde değil mi efendim? Doğru mu anladık? 10-16. Yani 10 ile 16 arasında. 16. Yani buradan evet, kan vermek isteyen izleyicilerimiz de yani yaklaşık bir yarım saat oldu herhalde kan verme işlemi başlayalı. Gidip saat 4'e kadar kan verebilirler. En azından bu süre zarfında kan bankasındaki eksikler tamamlanana kadar onlar da yardımcı olurlarsa kanlarıyla sizlere destek olurlarsa herhalde bugün de bir sosyal dayanışma adına güzel bir örnek olur değil mi? Tabii şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Bugün 16'ya kadar kan bağışı devam edecek. Bugün vatandaşlarımızı Lefkoşa Türk Belediyesi önündeki aracına kan bağışı. Burada bir şey daha özellikle sadece kana ihtiyacı var, belki en çok kana ihtiyacı var ama sadece tabii ki bizim kana ihtiyacı olduğu şekilde de anlaşılmaması lazım. Devam eden süreçte kana ihtiyacı olan hastalar, diyaliz hastaları vesaire gibi olan kişilerin de kana ihtiyacı olduğu biz. Ve bu stokların kan bankamızda için bu kan bağışı defalarca tabii ki bundan önce demiyorum derneğimiz bazı organizasyonlar siyasi partiler dediğiniz gibi ve partilerle iletişim bugüne kadar çeşitli kan bağışı gerçekleştirdik. İşte Alsancak Belediyesi, Lapta Belediyesi gibi birçok belediyede gerçekleştirdi. 11 Mayıs'ta yine Çatalköy Belediyesi ile kampanyası gerçekleştirdi. Son günlerde birazcık büyük günlerde kıpırdanma oldu. Evet. Stoklarında ve arkadaşlar biraz rahat kalmaya başladı ama tabii ki daha yetersiz olduğunu söyledi. Peki efendim şu an kaç talasemi hastamız var ve ne kadar kana ihtiyacımız var? Günlük hesapladığımızda kaç ünite kan gerekiyor ya da aylık stoklarımızda ne kadar sadece talasemi hastaları için kan gerekli? Evet, gerçek miktara ve gerçek ihtiyacı söyleyecek olursak aslında bir talasemiyalı kişinin ayda bir ayda iki ünite kan alması gerekiyor evet. Ve
Eğer gerçek rakamları ve ihtiyaç olan anlamlı bir rakamı konuşacaksak, ayda 600 ünite sadece talasemiye grubunun ayda 600 ünite kana ihtiyacı vardı. Geçmişte de böyle bir kan stoku ve kan bağışı olmadığı için hep eksik ve düzensiz kan alımlar devam ediyordu. Ama bu dönemde o rakamı bir tarafa bırakarak en azından birer ünite alması için arkadaşların 150 ayda 150 ünite kana ihtiyaç olduğunu söyleyebiliyorum. Günde 12-13 ünite kana ihtiyacımız vardı ve 150 talasemiyalı arkadaşının düzenli olarak merkeze giderek tedavi aldığını söyleyebilirim. Yani günde 12 ünite en azından içeriye kan girmesi gerekiyor. Son yapılan kampanyalarda da bu birazcık istenilen seviyeye ulaştı diye söyleyebilirim. İnşallah bugünkü kampanyada, yarın devam edecek olan kampanyada da bu rakam en azından 20-25 ünite gibi bir rakama ulaşırız. Peki efendim, bakanlıkla görüşmeler gerçekleştiriyor musunuz? Yani bu noktada Sağlık Bakanlığı ne gibi adımlar atıyor? Size ne gibi desteklerde bulunuyor? Belediyelerden bahsettiniz. Tabii bakanlıkla ilk günden itibaren özellikle kan konusundan önce oranın güvenliği, temizliği ve tıbbi malzeme anlamında bazı ihtiyaçlar konusunda sürekli iletişimde olmuştuk. Bu noktalarda yardımlaştık. Çalışan arkadaşlarımızın idari izinli sayılmasıyla ilgili iletişimde bulunmuştuk ve biliyorsunuz risk grubu altında olan talasemiyalıların idari izinli sayılmasıyla ilgili düzenlemeler yapıldı. Ondan sonra maske sorunu vardı bir dönem. Onların giderilmesiyle ilgili görüşmeler yaptık ama tabii ki bu arada kanı da kendilerine söyledik. Devam eden tahlillerimizin ve düzenli tedavimizin eksiksiz olarak devam etmesi noktasındaki ihtiyaçlarımızı söyledik. Ancak bizim merkezimizde iyi bir ekibimiz var. Doktorumuz, hemşirelerimiz ve kan merkezimiz orada ilk günden beri tam anlamıyla çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Hiçbir sorun yaşanmadı talasemiya merkezinde, çok şükür olsun. Ve tabii ki orada kendi tedbirlerimizi de alarak tedavilere devam ediyoruz ama ben bu süreçte Sağlık Bakanlığımızı sordunuz. Biraz daha kan konusunda daha girişimci olmasını beklerdik tabii dernek olarak. Bugün bir 50 gün sonra kan bağış kampanyası gerçekleşiyor. Bu anlamda da biraz eksikliğimiz olduğunu söylemek isterim. Peki sizin en büyük kan bağışçınız anlamında askerler miydi? Doğru mu biliyorum? Tabii askerler ve düzenli kan bağışçısı olan gönüllülerimiz vardı. Ama yoğun miktarda hem öğrencilerimizin hem de askeri birliklerimizin kan bağış akışları vardı. Düzenli ve program çerçevesinde kan bankasına. Covid-19 salgınından sonra tabii ki askerler kesinlikle dışarı çıkmıyor bildiğim kadarıyla. Ve bizim Kızılay aracımız ve kan merkezimizin personelleri de askeri birliklere gidip kan almayı durdurmuşlardı. Hayli hatırı sayılır bir öğrenci grubunun da ülkeden ayrıldığını düşünüyoruz, görüyoruz. Sadece gönüllü kan bağışçılarımız ve gönüllü kan bağışı yapacak olan kişilerin burada olduğunu görüyoruz. Ancak başında da söylediğim gibi ilk etapta yaşanan korku, panik ve bulaş korkusuyla ilgili vatandaşlarımız çok ciddi anlamda hastaneye gitmekten ve kan bağışı yapmaktan kaçındılar. Ve burada biz dernek olarak bunları defalarca söyleyerek kan merkezinin hastanenin dışında bir merkez olduğunu, kesinlikle koruma altında ve tedbirlerin alındığını, aynı zamanda Kızılay kan bağış aracında da bu tedbirlerin alındığını söyleyerekten bağışçılarımızı birazcık o korkusunu yenmelerini sağladık ve şimdi ilk günlere göre en azından gönüllü kan bağışı yapmak isteyen kişiler alınan tedbirler çerçevesinde daha rahat ve daha korkusuzca kan bağışı yaptıklarını görüyoruz. Ama doğrudur, askeri birliklerimizin kan vermemesi
ciddi anlamda bunu da etkilemiştir. Peki bir temasınız olacak mı en azından devlet nezdinde bu sorunun çözülebilmesi için? Tamam askerler çıkamıyor ama en azından Kızılay'ın o güvenli hijyenik arabaları, devletimizin Sağlık Bakanlığı'na ait kan alma araçlarının bu birliklere gidip kan alma işlemini gerçekleştirebilmesi için bir çalışma başlatacak mısınız? Bu konuda bir görüşme yaptık. Evet, Sağlık Bakanlığı müsteşarımız ve müdürümüzle bir görüşme yaptık. Ve kendilerinin de askeri birliklere gidilebileceğinin yönünde bir görüşü vardır. Tabii ki bunlar resmi yazışmalar ve resmi temaslar gerektiren konular olduğu için önümüzdeki günlerde sanırım Sağlık Bakanlığı da kan merkezi ve Kızılay'la iletişime geçip kendilerini dediğiniz gibi belki birliklerin içine girilemiyorsa da hemen dışında kan bağış aracının yerleştirilerek kan almasına geçilmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Bunu da bakanlığımızla görüştük. Bu takibi de yapacağız, evet. Çünkü neticede bu kan elzem bir ihtiyaç. Yani sadece talasemi hastaları için değil, diğer tarafta kana ihtiyaç duyan acil giden hastalar da oluyor, vakalar da oluyor. Görüyoruz yani özellikle sosyal medyadan kan bağışı çağrıları oluyor. Mesela Allah kimseye vermesin, bir ameliyatta hastası olan insanlarımız bir çare olarak, bir umut olarak sosyal medyada duyuru paylaşıyorlar. Ama iş bu noktaya gelmeden hepimizin birer bağışçı olarak sağlıklı insanların gidip kan vermesi, tabii ki kan ver hayat ver sloganıdır zaten bu da, çok önemlidir. Yani sosyal sorumluluk adına da güzel bir hareket olacaktır. İnşallah önümüzdeki günlerde tabii bu Covid-19 salgını iyice hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde kontrol altına alınmış durumda. İnşallah daha da iyi olur da bu sorunlarınız tamamıyla tıpkı eskisi olduğu gibi çözülür diyelim. Şunu da size soralım. Bu Covid-19'dan talasemi hastaları nasıl etkilendi? Yani etkilenmemeleri için de ne gibi önlemler aldınız siz? Dernek olarak şimdi, üye sayılarınızı biliyorsunuz. Onlarla görüşme gerçekleştirdiğinizden de eminiz. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii az önce başladığımız konudan buraya gelmek istiyorum. Tabii ki biz daha önce Covid-19'dan önce de kan bağışının öneminden ve bunun sadece talasemiyanın değil tüm ihtiyacı olabilecek kişilerin kana her an için ihtiyacı olabileceğinden sürekli bahsettik. Her zaman için stokların yetersiz olduğunu ve daha fazla kan bağışçısına ihtiyaç olduğunu söyledik. Ve görüyorsunuz ki hem Covid-19'dan önce hem de Covid-19 süresi içerisinde sosyal medyada talasemiyanların dışında diğer az önce sizin de dediğiniz gibi kan arayışları devam etti diğer ihtiyacı olan kişiler tarafından da. Evet. Altını çizmek istiyorum ki bugün ameliyat olacak bir kişinin kan araması belki yılda bir veya 3 yılda bir olabilecek bir durumdur veya belki daha da seyrek bir durumdur ama talasemiya grubunun her 15'te bu kanı aradığını da göz önünde bulundurursak ne kadar zor ve ne kadar ihtiyaçlı bir durum olduğunu ortaya çıktığını söyleyebilirim. Bugün yıl yani yaşantısında sadece bir defa iki defa kana ihtiyacı olan bir kişinin bile kanı bulamayıp sosyal medyaya başvurduğunu görüyoruz. Bir de bizim durumumuzu düşünülmesini ve ne kadar önemli olduğunun altını çizmek isterim. Bunu söylemek istiyorum özellikle. Tabii. Çünkü hep anlattığımızda sadece talasemiyaların sadece kana ihtiyacı olduğundan bazen anlaşılıyor olabilir. Bunun da böyle olmadığını ve herkesin bir gün kana ihtiyacı olabileceğinin altını çizmek istedim. Korunma sürecine gelince tabii ki bizim arkadaşlarımız hastaneye gitmek zorunda olan bir grup olduğu için orada ilk etapta bir panik ve korku yaşanmıştır. Yani hastaneye gidiyorsunuz sonuçta ve acaba orası ne kadar korunuyor? Oraya gelen arkadaşınız da olsa bir bulaş riski taşıyor mu? Doktorlarımız, hemşirelerimiz sürekli hastalarla, bizim hastalarımızla iç içe olmasına rağmen yine de biliyorsunuz herkes kendi gölgesinden bile korkar oldu bu süreçte. Dolayısıyla oraya bir tedirgin, korku ve panik içinde gitti arkadaşlar.
Ama merkezimizde dediğim gibi personelimiz ve doktorumuz ciddi anlamda bir koruma tedbirleri ve koruma altına aldılar bizim grubumuzu ve bu görüş ve korku günden güne azalarak devam ediyor. Tabii ki yine herkesin yaptığı gibi merkeze maskeli, eldivenli girerek oradaki tedaviler mesafeyi de koruyarak sürdürülüyor. Ancak tabii ki bu eskiyi düşünecek olursak çok gergin bir ortamda gerçekleşiyor. Daha önceki dönemlerde biz iç içe birlikte yemek kahve içerek kanlarımızı, sohbetlerimizi alıyorduk, yapıyorduk. Merkezimizde dolaşabiliyorduk bu tedavi yaparken. Ancak şimdi öyle olmadı tabii ki. Herkes bir an önce oradan kanını alıp, tedavisini alıp ayrılmak istiyor. Gergin bir şekilde geliyor, gergin bir şekilde gidiyor. Kimseyle konuşamıyor, istese de konuşamıyor. Bu süreç böyle devam ediyor şu an. Az da olsa rahatladı ama bu tedbirlerin alındığını ve derneğin de tabii ki bir grubu var. Üyelerimizin yazıştığı ve sıkıntılarının paylaşıldığı, her imkanlarını dile getirip de dernekten yardım isteyebilecekleri bir grubu var. Bunlarla ilgili temas da olarak onların talepleriyle ilgili dernek olarak geçmişten bugüne kadar da hep yanlarında olmaya çalıştık arkadaşlarımızın. Tabii ki burada Sağlık Bakanlığı'nın da bu tedavilerin ve bu merkezin konularıyla ilgili mutlaka katkıları bu süreçte olmuştur. En önemli katkıyı da siz basın mensupları derneğimize bu süreçte katkı koyarak ve iletişime geçerek sağladınız. Buradan da tüm basın kuruluşlarına teşekkür ediyorum ben. Evet, zaten biz Kanal T olarak bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde her zaman için yer aldık. Bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar halkımızın sorunlarını gündeme taşımaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe bu noktada sizler gibi derneklere de destek olmaya çalışıyoruz. Zaten medyanın bir görevi de esasen budur. Yani toplumundaki sıkıntıları ortaya sermek. Neticede burada da ciddi anlamda bir sorun var. Yani kan bankasındaki kan stoklarının eksilmesi, kan herkese lazım olabilir, biraz evvel de ifade ettiniz. Yani bugün size lazım olmayabilir ama mutlaka bir gün o kan bankasının kapısını çalmanız da gerekebilir. Tabii kimse bunu istemez. Ama şuna da dikkat çektiniz. Yani siz dediniz ki herkese lazım olacağı bir gün gelebilir ama bu bize her zaman lazım. Ziyaret ediyorsunuz, kanlarınızı oradan alıyorsunuz. Tabii bu noktada hem kendiniz hem çevrenizdekileri de düşünmek zorundasınız da. Bu da sizi farklı bir yük de getiriyor. Güzel de ifade ettiniz. Daha önce beraber oturup çay içerdik, kahve içerdik, sohbet ederdik dediniz. Şimdi işte haliyle dünyanın almış olduğu önlemler çerçevesinde siz de bunlara uyarak sosyal mesafe kuralına dikkat ediyorsunuz, maskenizi takıyorsunuz, eldiveninizi takıyorsunuz ve bu şekilde bu süreci götürmeye çalışıyorsunuz. Gönül ister ki inşallah bu sorunların tamamı en yakın zamanda çözülsün, tekrar o eski günlere dönelim ama görüntü itibariyle şu an için bu pek mümkün gözükmüyor. Tabii bu da sizi çok daha etkileyecek. Bu noktada bir talasemi hastamız şunu kaç defa bu kan bankasını ziyaret ediyor ayda. Bunları da paylaşırsanız en azından bizler de öğrenmiş oluruz sizin vasıtanızla. Şimdi tabii ki normal süreçte ayda 2 belki 3-4 kez gitmek durumundaydı. Çünkü kan transfüzyonlarının dışında da rutin kalp ve diğer tetkikleri için hastaneye gitmek durumundaydı arkadaşlarımız. Ancak COVID-19 süresince diğer rutin kontroller biraz daha yavaşladı. Hatta durma noktasına gelmişti. O yüzden sadece kan transfüzyonu amaçlı arkadaşlarımız merkeze gidiyor. Bu da sadece kan almayla ilgili olduğu için en az ayda iki kez kesin olarak gitmek zorundadırlar. Evet. İki de tahlil için gitmek zorundadırlar. Kan öncesi gereken uyum, kanla ilgili uyumun sağlanıp sağlanmadığını görebilmeleri için cross matching dediğimiz bir
tahliye için gitmek zorundadırlar. 2 gün sonra da kan almaya gitmek zorunda oldular. Yani kesin olarak ayda 4 defa merkeze ve hastaneye gitmek zorundadır talasemi arkadaşlarımız. Bunu söyleyebilirim. Yarın 8 Mayıs Dünya Talasemiya Günü. Evet. Uluslararası diğer ülkeler tarafından da farkındalık olması amacıyla ilan edilen Dünya Talasemiya Günü 8 Mayıs. Bizim ülkemizde de bu farkındalığı göstermek için her yıl bir faaliyetler içerisinde bulunuyorduk. Ancak bu yıl tabii ki Covid-19 bunu etkiledi ve biz de işte sosyal medyadan olabildiğince Facebook sayfamızdan bu mesajı vermeye çalışacağız. Arkadaşlarımızın farklı görüntüleriyle ve farklı mesajlarıyla Evet, bunu peki. söyleyebilirim ve ya bugün ve yarın düzenlenecek olan kan bağış kampanyasına da tüm vatandaşlarımızın ciddi anlamda kan bağışına davet etmek istiyorum. Her gruptan kana ihtiyaç vardır. 18-60 yaş arası herkes kan bağışında bulunabilir. Orada hem kan verebilir mi yönünden gerekli tetkikler yapılır, hem de gerekli Covid-19 süreci alınan tedbirler ışığında kan bağışları gerçekleşir. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla kan vermeye gidebilir tüm vatandaşlarımız. Peki son olarak Bunu şunu da soralım. Siz 8 Mayıs Dünya Talasemiya Günü dediniz. Peki dünyadaki diğer sizin gibi bu rahatsızlığı yaşayan insanlarla görüştünüz mü hiç bu süreçte? Kısaca onu da cevabını alırsak. tabii görüştük. Biliyorsunuz Uluslararası Talasemiya Federasyonu diye bir sivil toplum örgütü, bütün dünya ülkelerinin üye olduğu bir örgüttür ve bu örgüt genel merkezi de Güney Kıbrıs'tadır. Ve biz sürekli onlarla dernek olarak gerek kongrelerde gerekse ilişkilerimizde faaliyetler içerisindeyiz, görüşmeler yapıyoruz. Ve onlarla da ilk günlerinde, Covid-19'un ilk günlerinde internet üzerinden bir toplantı gerçekleştirerek tüm dünyadaki ülkelerdeki Covid-19'un talasemiyalıları nasıl etkilediğini ve Kuzey Kıbrıs'ta da burada talasemiyaları nasıl etkilediğini, herhangi bir Covid-19 talasemiya hastası var mı yok mu veya var eğer olursa tedavilerinin nasıl olabileceği konusundaki görüşleri de karşılıklı paylaştık. Diğer dünya ülkelerinde de tabii biliyorsunuz bugün talasemiyada İngiltere ve İtalya çok iyi noktalardaydı ama Covid-19 da en çok İtalya ve İngiltere'yi etkileyen ülkelerden biri Evet. olduğu için orada bazı sorunlar çıktı. Öğrenebildiğimiz kadarıyla güzel bir haber olarak da çok az diyebileceğimiz sayıda talasemiyalı arkadaşımızın Covid-19'a yakalandığını, yani belki 3-4 kişi kadar dünya üzerinde Covid-19'a yakalandığını, büyük bir çoğunluğunun da sağlıklı olduğunu kendileriyle buradan iletişime girerek öğrendik. Peki. Hala daha da konuşuyoruz. Özellikle şunu da aktarmak istiyorum. Dünyayla iletişimimiz var mı dediniz. Bu federasyonumuz tabii ki çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ve bir 15 gün önce bir genelge yayınladılar. Ve bu normalleşme sürecine geçilirken talasemiyalıların risk grubunda olması nedeniyle aktif çalışma hayatına kesinlikle girmemesi gerektiğini, erken olduğunu bahseden bir genelge yayınladılar. Biz de bu genelgeyi alarak resmi makamlarımıza, Cumhurbaşkanlığımızdan, Başbakanımız, Sağlık Bakanlığımız, tüm ilgili bakanlıklarımıza gönderdik. Ve doktorumuzun da girişimiyle bazı devlet dairelerinin açılmasıyla birlikte bizim talasemiyalı çalışan kamuda ve özelde çalışan arkadaşlarımızın izin süreleri bir müddet daha uzatılmıştır. Bu da iyi bir gelişme olarak söyleyebilirim. Evet, bizlere de çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yarın 8 Mayıs Dünya Talasemiya Günü. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Talasemiya Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu bizlerle birlikte oldu. Kendisine yayına koymuş olduğu katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz.
Bu yayının sizlere ulaşmasında emeklere geçen yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu ve kameraman arkadaşımız Hasan Koç'a da ayrı bir teşekkürü borç biliriz. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde ise Pınar Gözek ile Gündem Özel sizlerle birlikte olacak.